Osman Bey merhaba. Merhabalar. Evet, bu güzel alanınıza, enerjik alanınıza bizi konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ben burası teşekkür çok ederim. Güzel bir alan, çok da güzel dekor edilmiş bir yer. Sizden de kaynaklı enerjisiyle beraber ama buranın tercih edilme sebeplerinden, faaliyetlerinizden önce ben izleyicilerimi Anıl Bey'i tanıtmak istiyorum. Ve bir konsepte nasıl tanıştığı hikayeyi bizimle paylaşabilir mi? Buyurun. Anıl Özdemir Sivas'ta doğdu. Lise eğitimini Sivas Fen Lisesi'ni aldıktan sonra üniversiteyle Hacettepe'ye geldim. Gelir gelmez de ticari hayatlara atıldım. Birçok sektörde birkaç iş yaptım. En sonunda da Vi Konsept'te İsmail Bey ile yeni bir projeye imza attık. Evet. Normalde Akbuz Mobilya ile Vi Konsept yıllardır otel, kafe, rezidans projeleri yapıyordu. Biz bu kadar projeden sonra yoğun gelen bir perakende talebimiz vardı. Bununla birlikte biz İsmail Bey ile yeni bir masif showroom açmaya karar verdik. Masif mobilya sektörüne girdik. Harikasınız. Peki İsmail Bey'e de buradan bir selamlarımızı iletelim. Anladım. Çok selamlar İsmail Bey'e. Evet. Peki hizmetleri ben birazcık açmak istiyorum. Tabii ki konu başlığıyla gittiğiniz zaman bunları birazcık açalım. Otel teslimi yapıyorum dediğiniz zaman bunun içerisinde neler var? Neler yapıyorsunuz bu otel? Biz bünyemizde birçok atölyeyi bulunduruyoruz. Hani en büyük avantajımız zaten sektörde bize bu. Biz demirini de kendimiz yapıyoruz. Döşemesini de, koltuğunu da, yatağını da ve bütün ahşap işleri kapısından, mutfağına, banyosuna her şeyleri tek bir kalemde çıkarmış oluyoruz. Bu bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü ben hani dışarıda bir iş yaptırıyor olsaydım sürekli bir şeylerin farklı farklı takip edenleri olacaktı. Biz ise kusursuz hizmeti çıkarabilmek için her şeyi tek bir kalemde topluyoruz. Tek bir kontrol merkezi oluşturuyoruz. Bu sayede hizmetlerimizi kusursuz bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Harikasınız. Peki dekorasyon işi biraz zordur. Çünkü sizlerin de fikirleri var ama karşımızdaki kişilerin de uydurma kafalarında tasarladıkları belli stilleri var. Bunları peki nasıl oluşturuyorsunuz? Sadece kendi fikirlerinizi mi dayatıyorsunuz yoksa beraberce mi karar veriyorsunuz? Bizim sektörümüz hataya çok açık bir sektör zaten öncelikle. Yani bizim o yüzden farklı bir yol haritamız var. Biz hiçbir işe aceleciyle başlamıyoruz. Hani bize daha fazla vakite, daha fazla çabaya, efora sarf etmemize sebep oluyor. Ancak biz öncelikle müşteriyle oturuyoruz, görüşüyoruz, yemeğe gidiyoruz, kahve içmeye gidiyoruz. Müşteriyle bir süre zaman geçiriyoruz. Hani onun zevklerini, ne istediklerini tam öğrendikten sonra tasarlama aşamasına geçiyoruz. Tasarlama aşamasında da işimizi bitirip müşteriden onay alıyoruz. Ondan sonra imalata geçiyoruz. İmalat da bittikten sonra biz ürünlerimizi çıkarmadan önce tekrar burada kurulumunu yapıyoruz. Müşteriyi tekrar buraya davet ediyoruz. Son bitmiş halinde onayını alıp ondan sonra montaja gönderiyoruz. Bu sayede kusursuz hizmet veriyoruz. Farklı projelerinizle tekrar görüşeceğiz ama son olarak da sizi destekleyen müşterilerinize, personelinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kendinize daha iyi bir dünya yaratmak istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz şu an. Çünkü biz buraya geldiğiniz zaman sizler ne istediğinizi değil, öncelikle sizin kim olduğunuzu, nelerden keyif aldığınızı öğreniyoruz. Ondan sonra burada tamamen size özel bir dünya yaratmaya başlıyoruz. En sonunda da sizi buradan mutlu ederek gönderiyoruz. Harikasınız. Dünyanıza yenilikler katmak istiyorsunuz. Kesinlikle. Bir konsepte gelin diyoruz o zaman. Anıl Bey mutlaka güler yüzünü, güzel sohbetine nail olun. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Farklı projelerinizle, yeniliklerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.